Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte yapalım görelimdeyiz. İçli köfte yapacağız. Bakalım nasıl olacak? İnanın ben de çok merak ediyorum. Çok uzun yıllar önce, bir 5-6 yıl önce denemiştim. Ama velakin hatırlamıyorum bile, yani nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sadece haşladığımı hatırlıyorum. Tadını falan çok hatırlamıyorum. Geçen gün komşumda yedim. Çok beğendim. Çok da severim normalde. Ama bir türlü üşengeçliğimden yapamıyorum. Bunu kıralım birlikte istiyorum. Hemen malzemelerime geçtim. İlk önce ben o dış kabuğunu yapmak için malzeme çıkardım. Niyeyse öyle başlamak istedim. Öyle canım istedi. Öyle canım istedi. Şaka yapıyorum. Hemen başlayalım. 2 su bardağı kısırlık bulgur. Yarım çay bardağı da irmik kullanacakmışız. Ben bir tane leğen getirip geliyorum. Şimdi leğenimi getirdim. 2 su bardağı kısırlık bulgurumuzu şu şekilde. Şimdi ölçü bardağınız yoksa ben gibi çay bardağını kullanabilirsiniz. 2 çay bardağı 1 su bardağı yapıyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Yani 4 çay bardağı kısırlık bulgurumuzu koydum. Ve 1 çay bardağı da irmik koyuyormuşuz. Sonra 3 su bardağı da şey koyuyormuşuz. Su koyuyormuşuz. Şöyle güzelce karıştıralım. Ben buradan şey yapacağım. Ya bunlar ufak tefek püf noktaları bence. Ama lezzetini değiştirdiğini düşünüyorum. Biraz şöyle burada koyacağım tuzunu. Şey, baharatlarını burada koyacağım şimdi. Karabiber ve toz acı biber koyacağım. Sadece bu kadar. Karabiberi de çok çok belirgin yapmayı düşünmüyorum. Şöyle tam 1 çay kaşığı koydum. 1 çay kaşığı da normal biber koyacağım. Şöyle 1 çay kaşığı da şöyle biberden koydum. 3 su bardağı da su koyacakmışız. Ben suyumuzu kaynattım. Şimdi bunu elim yanmadan, bu kısım zor işte. Şöyle yapayım. Kenardan. Yani 3 su bardağı yaptım. Şöyle. Bir kaşıkla karıştırayım ben bunu. Şöyle karıştıralım. Vallahi kabardı bile yani. Ama ben iç harcını yaparken güzelce, iyice kabarsın bakalım. Kapatıyoruz. Bekletiyoruz. İç harcına geçiyoruz. Herhangi bir kıyma. Kıymadan önce bir büyük baş soğanımızı doğrayalım güzelce. Ve soğanımızı ince ince doğruyoruz. İnce ince doğradığımız soğanlarımızı kavuruyoruz. Yağ oranını kafanıza göre artık nasıl isterseniz o şekilde yapın. Çünkü yemek gerçekten zevk meselesi. Şimdi ben size desem yarım çay bardağı, bazınıza az gelecek. Bazılarına da çok gelecek. Bir de soğanın boyutuna göre yani. Ya ben öyle düşünüyorum. Kavuruyoruz. Güzelce. Bu arada bu tencerelerimi soruyorsunuz. Videosunu çektim. Oradan görebilirsiniz tencereleri. Yalnız ben hiç memnun değilim. Karaca'nın Biodyne serisi bu. Yani bir, ne kadar tencere kötü olabilir derseniz Karaca'nın Biodyne'ını alıp deneyebilirsiniz yani. Gerçekten muazzam kötü. Hiç memnun değilim. Hiçbir vaadini karşılamadığı için. Yani bu tencereyi normal granit tencere diyerek satsaydı ve gerçekten tencere soyulma yapsaydı herhangi bir sıkıntı yaşamazdık. Çünkü neden? Çünkü öyle bir vaadi olmamış olurdu. Ama öyle bir reklamlarını yaptılar, öyle bir süslediler, alladılar, puladılar ki işte çizilmez, yok demir kaşıkla efendime söyleyeyim karıştırabilirsiniz, yok bulaşık makinesine atabilirsiniz, yok bunların hepsi hikaye, bulaşık makinesine attım soyuldu bir güzel. Yani çok muazzam kötü bir tencereden bahsediyoruz. Fiyatları da gerçekten çok pahalı. Herhangi bir markanın en ucuz tenceresini alıp kullansanız gerçekten bundan 1000 kat iyi olur. Neden? Çünkü en azından uygun fiyatlıdır. Zaten kalkacak bunun şeyi, kaplaması. Yani uygun fiyatlı olduğu için de canınız acımaz atarken aynı zamanda. Bu şekilde yani. Ama bunlara o kadar paralar veriyoruz maalesef ki. Ve fiyasko çıkıyor. Resmen fiyasko yani. Neyse, yemek yapmaya devam edelim. Bu arada ben mutfağı, yemek yapmayı ya, çok seviyorum. Böyle rahatlatıyor resmen beni. Bir de yaptıklarım beğenildiyse yani efsane güzel bir şey oluyor.
Evet, kavrulsun. Kıymamızı atacağız içerisine. Nefis yemek tariflerinkine baktım biraz. Biraz da kendi fikirlerimi koyuyorum. Ya ben her şeyi birebir her yerden alıp kullanmıyorum. Kafama göre. Dediğim gibi mutfak bir sanat. Öyle düşünün. Nasıl herkes aynı resmi aynı şekilde çizemiyorsa. Değişiklikler oluyorsa. Burada da aynı yani. Bu şekilde. Ben şimdi bakalım bunu o kapatma kısmını nasıl yapacağım. Bu burada kavrulurken biz acaba harç kısmına mı geçsek ya? Hamur kısmına. Fazlasıyla sertleşmiş. Acaba suyunu mu az koydum ki ben? Çok da sıcak. Bakalım şöyle bir karıştırayım. Şöyle sıcaklığı gitsin, sonra elimle havalandıracağım. Mesela kısır falan yaparken böyle yapın. Mesela şey yapıyoruz ya, böyle kabartıyoruz ya. Sonra elinizle, tabii ki sıcaklığına dikkat edin, yakmayın kendinizi. Şöyle bir kaşık yardımıyla bir havalandırın. Sonra elinizle bu şekilde ovcalayarak, birazdan daha çok göstererek sizlere anlatacağım ne demek istediğimi. Öyle yapın. O zaman hem havalanıyor hem taneler birbirine yapışmamış oluyor. Şu an çok sıcak olduğu için yapamıyorum. O şekilde. Ben baharatlarını eklediğim için baharat eklemiyorum. Yarım su bardağı un ekliyorum. Bir tane içine yumurta kıracağım. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ekleyeceğim ve yoğuracağız bunu. Evet, şimdi güzelce yoğuracağız. Onu yoğurmadan önce de soğanı bir taraftan kavurmaya devam ediyorum. O kavrulu dursun. Şu şekilde. Ben de bu hamuru güzelce, inşallah güzel olur, yoğuracağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. O zamanlar da böyle mi yaptıydım? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ve baktığımda da böyle bir tarif var şu an. Elimde yanıyor, çok da sıcak. Havada sıcak. Sizde durumlar ne? Yani uşak yanıyor gerçekten. Felaket haldeyiz. Evet, sabırla. Bunu böyle birleştireceğiz herhalde. Ben şimdi bunu tezgaha dökmeyi düşünüyorum. Ben bir tezgaha döküp geleyim. Evet, temiz tezgaha döktüm. Bu hamur olacak. O yüzden homojen bir kıvam alması için güzel güzel yoğuracağım. Ama ondan önce kavrulan etimizi, kavrulan soğanımıza kıymamızı attık. 250 gram kadar kıymadan bahsediyorum. Şimdi bu kıymayla da bu güzelce kavrulacak. İçerisine tuz, kimyon, karabiber ve çok az acı biber tuz koyulacak. Ve bir tatlı kaşığı da yine aynı şekilde buna da biber salçası eklenecek. Ve iç harcımız hazır olacak. Kapattıktan sonra altını maydanoz ekleyeceğim. Çok az, yarım demet kadar. Öyle. Evet, tezgahımı da güzelce temizledim. Ve şöyle, bu arada elimizi bence ıslatırsak daha güzel oluyor. Şöyle bir hamur elde etmiş oldum. İç harcım da oluyor. Onu da size göstereyim şöyle. İç harcım da gayet de güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Bakalım devamında nasıl olacak. Şimdi iç harcım olurken de ben bir şekilde bu hamuru kolay yapmam gerekiyordu. Şöyle bir şey düşündüm. Böyle bir poşeti aldım, açtım, buzdolabı poşeti. İkiye böldüm yani, ikiye bölüp açtım. Şimdi hamuru buraya koyacağım. Merdane yardımıyla şöyle kapatıp açacağız birlikte. Ondan sonra poğaça şeklinde kapatacağız. Yani bizimki yuvarlak olmayacak. Şöyle şimdilik bunun üzerini kapata koyalım, kurumasın. İç harcı olasıya kadar. Yani bizimki poğaça gibi olacak. Böyle yassı olacak yani. Yuvarlak olmayacak. Çünkü yuvarlak yaparken o baş kısımları var ya. Böyle açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Altta sıkıntı yok. Altı ince yapabiliyorum. Ama toparlayıp tepesi kalın kalıyor ya. O tepeyi yapamıyorum yani. O yüzden bizimki de poğaça şeklinde olsun. Sonuç olarak içli köfte mi? İçli köfte. Yapabiliyor muyuz? İnşallah. Daha yapamadık. Ama inşallah yapacağız. İnanıyorum. Gerçekten kuzu kıyma böyle bir şey ya. Öyle lokum yani. Ben kuzunun kıymasını çok seviyorum. Kuzu kıyma tercih ettim ben yani. Hemen baharatlarımı da eklemeye başlıyorum. Canım öyle istedi yani. Ne zaman eklemek isterseniz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığından birazcık az kimyon. Ve olmazsa olmaz acı biber.
Çok koymamaya çalıştım. 1,5 kaşık falan. Ya bu acı biber kısmı damak zevkinize kalmış olan bir kısım. Çünkü ben acılı seviyorum mesela. Daha fazla da koyabilirim ama çocuklara o zaman çok acı geliyor. O yüzden çok koyamadım. Daha fazla koyamadım yani. Tuz koyacağım bir de. Tuz da yani bu kadar 250 grama bence 1,5 çay kaşığı, hatta çok az daha aldım, yeterli olacaktır. Tuzu da artık tadarak kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine biraz kavrula koysun. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Ama şu an değil yani, kavurmayı, kıymanın kavrulması yani kavrulduğunu birazdan bir ses var, oradan öğreteceğim size. Böyle pıt 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 pıtır diyor yani, anlatabildim mi? O zaman kavrulmuş oluyor. Daha kavrulmadı. Salçayı da kavrulduktan sonra, yani kıymanın piştiğine emin olduktan sonra koyacağız. Çünkü salçayı sadece kokusu çıkasıya kavuracağız. Ve iş bitecek. Kıyma kavrulasıya kadar ben şöyle bir avucum kadar yeterli bence. Yani biz çok maydanoz sevmediğimiz için şey yapmıyorum. O kadar fazla koymuyorum, eklemiyorum yani. Bu kısımda zevk meselesi. İçerisinde son olarak bir de ceviz ekleniyor aslında. Ceviz ekleniyormuş son olarak ama şu an evde yok. O yüzden eklemeyeceğim. Çok bir tat farkı olur mu bilmiyorum. Yapanlar beni bir aydınlatsın. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Gerçekten güzel sohbet ediyoruz yorumlarda. Ya ben yorumlarınızda, fikirlerinizde çok açığım. Herkesin sonuç olarak bir fikri var. Hakaret boyutuna gelmediğim müddetçe, ki çok şükür ben bu zamana kadar bir hakaret işitmedim. Bir ara sadece biraz bir tık birisi boyunu aştı. Ama o kadar da sorun değil bu arada. Elimi, bu bıçak benim çok güzel kesiyor yani. Çok harika kesiyorum bu bıçakla. Şurası, şurası. Bıçak yaraları bunlar. Oluyor böyle şeyler. Sıkıntı değil. Sağlık olsun. Yorumlarınızı bekliyorum tatlım. Evet, bu şekilde. Duyuyor musunuz sesi? Pat 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 patlıyor. Efsane güzel bir şekilde iç harç oldu. Şimdi bunun içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğiz. Hemen ben 1 tatlı kaşığı biber salçamı da ekliyorum. Şöyle. Yeterli olacaktır. Hemen bunu da kokusu çıkartacak kavuracağım. Daha sonra artık birleştirmeye geçeceğiz. Aslında en zor aşama bence o. Çünkü gerçekten orijinal şeklini yapabilsek çok emek gerektirdiğini düşünüyorum. Aynı yaprak sarma gibi bence. Ama dediğim gibi ben o şekilde yapamayacağım. Yapabileceğimi düşünmüyorum yani. Ama içli köfteyi de seviyorum. Bu tattan da mahrum kalmak istemiyorum diyorsanız benim taktiği uygulayın bence. Evet, hemen bunun da bir kokusu geçsin. Sonra birleştirme kısmına geçelim. Şimdi ocaktan aldım içlik kısmını da. İçerisine maydanozu da ekliyorum. Dediğim gibi ceviz de ekleniyor aslında. Ama ve lakin şu an evde ceviz yok. Tadı değişir mi? Hiçbir fikrim de yok. Hemen yapım aşamasına geçeyim. Ben size önce bir kez deneyeyim bakalım. Nasıl olacak? Eğer yapabilirsem size de göstereceğim. Yapamazsam da yapamamışımdır. Evet, size bu karmaşayla göstermek istiyorum. Gösterdiğim bu poşetle, poşete koyup oklava yardımıyla şu şekilde açıyorum. Bir açıp geleyim. Devamını göstereceğim. Çok muazzam şeyler beklemeyin. Bakın böyle çatlaklar falan oldu. Kızarırken de göreceğiz. Hem muazzam böyle güzelleri de oldu ama tabii ki şekil bu değil. Ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi ikinci defa yapmışım. Böyle bir tane de top yağdı. Afiyet olsun. Şekli güzel yapanlara başarılar diliyorum. Bu da oldu bile. Teknik varsa aşağıya yorumlarınızı da bu arada bekliyorum. Onu tekrar düzelteceğim. Şimdi bu şekilde açtım oklava yardımıyla. Daha sonra herhangi bir kase de kullanabilirsiniz ama ben kup kullandım. Hiç problem değil. Böyle yapıp kenarlarını alıyorum. Bunları da düz zemine koydum. Bunlar da çatladı. Yani benim elimden bu kadar geliyor. Bunların aparatları varmış. Kolay falan diyorlar ama ne kadar kolay bilmiyorum. Şöyle toparlayayım. Şu kısma hemen harç koyacağım. Ve yine poşet yardımıyla şöyle göstereyim. Farz edin ki içerisinde harç var. Poşet yardımıyla böyle kapatıyorum. Şu şekilleri alıyor. Yani de aslında daha güzel oluyor. Bunlara bakmayın. Onları ilk yaptıklarım. Ziyan da etmek istemiyorum. Biz yeriz inşallah onları. Evet, şimdi o muazzam, o harika güzel
İçli köftelerimizi atıyoruz. Kızmış ya. İnşallah güzel olur. Yakmadan elime. Şunu da atayım. Yani size bu kısmın arka planını göstersem tertemiz bir 2,5-3 saatim gitti. Umarım tadı da güzel olur. Pişsin. Birlikte tadına da bakalım. Evet, pişmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Maalesef ki şöyle dağılanları oldu ama dağılmayanları da oldu. Hemen birini alıp tadalım bakalım nasıl olmuş. Evet, şöyle limon sıkıp hemen tadalım bakalım nasıl olmuş. Umarım güzeldir. Biz yanına kısır yaptık aynı zamanda. Şöyle içi dolu dolu. Gerçekten güzel olmuş ama tabii görüntüde biraz ufak tefek. Evet, bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki yapalım görelim. Serilerimizle görüşmek üzere. Değerli desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.